Çatalca kadar Şile'de manda yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip. Yanımızda da Sultan Kömürcü var. Sultan ablamız da manda yetiştiriciliğiyle uğraşıyor. Biraz önce de hayvanları ahırdan dışarı çıkardı. Şimdi herhalde otlamaya mı gidiyorlar abla? Ormana gidiyorlar, otlayacaklar, su içecekler. Akşama gelecekler. Her gün bir rutinleri var herhalde. Genelde kaç gibi çıkıyorlar? Sabahları mesela 10.30-11 gibi çıkıyorlar. Saat 4'te 5'te geliyorlar. Kaç tane hayvan var? Yani 30 tane falan var, 30-40 tane. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Vallahi kaç yıldır, ben evlendiğim evleneli işte bu işi yapıyoruz. Yani 30 seneden beri yapıyorum. Önceden de varmış değişimlerim biraz. Evlendikten sonra da 30 seneden beri yapıyorum. Peki zor mu, kolay mı, nedir? Biraz anlatsana bize durumu. Vallahi zorluğu yok işte, biz sağıyoruz. Çobanlar götürüyorlar, ormanı otluyorlar. Zorluğu yok yani. O yazın suyu sever. Yazın çıkıyoruz yaylaya. Orada daha rahat oluyor. Kışın biraz zor oluyor. Kapalı havalar soğuk ya. Doğru. Tama getiriyoruz. Biraz soğukta zor oluyor ama mecbur. Tabii. Yapacak bir şey yok. Doğru. Peki sayıyı büyütmeyi düşünüyor musunuz? Çoğaltmayı düşünüyor musunuz? Vallahi çoğaltmayı şu anda düşünmüyoruz. Şu anda iyi yani. Çünkü zor oluyor. Çünkü her taraf satıldı, doldu. Mesela yazlıkçılar, şeyler olmuyor yani. Yani biraz tarım arazisi vasfından çıkmaya mı başladı bölgede? Tarım arazisi kalmayınca zorlandı yani biraz. Evet, zor oluyor. Var mı çevrenizde sizin gibi bu işleri yapan, yani manda yetiştiriciliğiyle uğraşan? Bizim kadar yok. Yani 3 tane, 5 tane o kadar. Ama evet. Sanki eskiden, yani bundan belki 20 sene, 30 sene önce bu bölgede daha fazla, daha yaygınmış gibi. Evet, o zaman daha yaygındı. Şimdi tarım alanı kalmadığı için herkes haklı yani, olmuyor. Kapalı da olmuyor manda hayvanı. Yazın su istiyor, göl istiyor mesela, o yüzden olmuyor. Sütü nasıl değerlendiriyorsunuz? Süt olarak mı satıyorsunuz yoksa işte yoğurttur, kaymaktır, tereyağıdır? Süt olarak müşterilerim var zaten, geliyorlar. Yoğurt yapıyorum, peynir yapıyorum, tereyağı yapıyorum. Müşterilerime siparişe göre yapıyorum yani. Şile'de yolda giderken manda sürüleri görüyoruz. Hemen bir tanesini gördük, durduk. Yanımızda da Halil İbrahim var. Halil İbrahim Afganistan'dan gelmiş. Burada çobanlık yapıyor. Hatırlayacaksınız, bizim programları takip edenler hep bilir. Tarım sektöründe işçi bulmakta, çoban bulmakta, sürü yöneticisi bulmakta sıkıntı olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Bunu sektör temsilcileri de söylüyor. Ve genelde de istihdamın Afgan ya da Suriyeli çalışanlarla sağlandığını, onların sektörde önemli bir yeri olduğunu dile getiriyorlardı. İşte onlardan bir tanesine de denk geldik. Halil İbrahim Afganistan'dan gelmiş. Afganistan neresinden geldin İbrahim? Mazar-ı Şerif'ten. Kaç yıldır buradasın? 1,5 sene oldu. Afganistan'da da hayvancılık mı yapıyordun? Evet, hayvancılık yapıyordum. Kendi hayvanım varmıştı. Büyükbaş mı vardı? Evet, büyükbaş mı vardı. Şimdi burada da manda sürüyorsun. Evet, manda sürüyorum. Kaç tane var? 36 tane var. 36 tane var. Evet. Nasıl, zor mu peki? Zor değil yani, mecburuz işte. Sen çocukluktan beri bu işi yapıyorsun herhalde. Evet, çocukluktan beri bu işi yapıyorum. Peki Türkiye'de bu işi yapmaktan memnun musun? Memnunum abi işte. Kalmayı düşünüyor musun? Geri dönecek misin Afganistan'a? Ama kalmayı düşünüyorum. Düşünüyorsun. Evet. Evli misin? Çoluk çocuk var mı? Yok, bekarım. Bekarsın. Evet. Kısmetse burada kalacaksan evlenirsin de burada büyük ihtimalle. Evet. Peki bize bir anlat bakalım, günün nasıl geçiyor? Yani kaçta kalkıyorsun? Mandaları ne zaman çıkartıyorsun? Bir günde ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Bir günde saat 8.30'da kalkıyorum, bir şeyler atıyorum hayvanlara, 10.30-11'e çıkarıyorum. Saat 10.30-11 gibi de hayvanları dışarı çıkartıyorsun. Evet, evet. Kaça kadar dışarıda kalıyorlar? Saat 5'te kadar. Saat 5'e kadar. Evet. Sonra tekrar ahıra mı alıyorsun? Evet, ahıra alıyorum. Yemlerini nasıl yapıyoruz? Yemlerini yani saman atıyoruz işte. Sabahları mı? Evet, akşam da atıyoruz. Sabah akşam. Bir de evet. Tabii burada şimdi merada yayılıyorlar. Evet. Burada da karınlarını doyuruyorlar. Evet, doyuruyorum. Anladım. Peki sayı artacak mı sence? Arttırmak ister misiniz? Evet, evet, arttırırız ya. Sütü sağıyor musun? Evet, süt sağıyoruz. Hayvan başı ne kadar çıkıyor genelde? Kaç litre? Ama hayvan başı 1 litre, 1,5 litre böyle çıkıyor. O kadar az mı çıkıyor? Evet, az çıkıyor. Şimdilik yani bir şeylik yok. He. Biraz kurutmuştur herhalde. Sezonuna göre biraz daha artacak mı önümüzdeki evet. aylarda bu ihtimalle? Ama olabilir, olabilir. Anladım. Peki senin gibi burada Afgan çalışanlar var mı Halil İbrahim? Evet, var burada bir tane arkadaşım.
O da yine manda mı yetiştiriyor? İnek bakıyor. İnek bakıyor. Evet, ahırda bakıyor. Anladım. İşte Halil İbrahim aslında hep konuştuğumuz örneklerden bir tanesi. Biz de denk geldik. Hani sözde dile getirdiğimiz şeylerin somut örneği. Türkiye'de Afganların özellikle hayvancılık tarafında daha tercih edildiği biliniyor. Çünkü kendisi de söylediği gibi kendi ülkelerinde zaten çobanlık yapıyorlar, hayvancılık yapıyorlar. Bu işe yabancı değiller. Türkiye'de de kırsaldan kente göç olduğu için, insanlar artık hayvancılıkla tarımla uğraşmak istemediği için işte Afganistan'dan, Suriye'den gelen mültecilerimiz bu noktada sektörde önemli bir yere sahip şu anda. Sütünün katma değerli hikayesini sizlere biraz anlatmaya çalışacağız. En önemlilerinden biri de akla gelen manda kaymağı. Yanımızda da gıda mühendisi Erol Kısaoğlu var. Erol abi, bize anlatır mısın? Manda sütünden kaymak nasıl yapılıyor? Hangi işlemlerden geçiyor? Genelsel olarak bu dökümü biz dün yaptık. Dün kaynattık bu sütü kazanlarda böyle. Kaynattık, döktük tavalarımıza. Sonra yavaş yavaş soğumasını bekledik. Ondan sonra ikinci ateşleme yaptık, ikinci ısıtma. Yani alttan rezistanlar falan var. İkinci ısıtma yaptık ve daha sonra yine bıraktık soğumasına ve kaymak toplanmasına. Yani akşam üzeri bir daha bu şeye, buzhaneye konuyor ve orada bütün gece durup bekleyip tamamen olgunlaşıyor kaymak. Topluyor bütün kaymağı, sütün bütün kaymağı üzerine çıkıyor ve sabah kaymak kesmeye ve toplamaya hazır hale geliyor. Şu anda da o halde galiba. Şu anda kesiyoruz ve toplayacağız. Sen herhalde. Şu anda kesimini yapıyorsun. Evet. Biraz sonra da onu rulo, biz genelde hep rulo halinde görüyoruz. Evet. Galiba rulo yapacağız değil mi? Daha sonra yaparız, evet. O zaman yapalım bakalım. Devam edelim de. Kaymak kalın olduğu için böyle zor kesiliyor. Ama göze de çok hoş geliyor. Şimdi ben bunu yavaş yavaş hayal etmeye başladım balla birlikte. Bal ve kaymak, ayrılmaz ikili. Adı üstünde, bal kaymak, evet. Kesme işlemi bitmiştir. Şimdi toplamaya geçeceğiz. Öyle mi? Şimdi evet. Toplayalım o zaman. Türkiye'de manda yetiştiriciliğini konuşuyoruz, üreticilerle de konuşuyoruz ama yaptığımız bir şey daha var. İşin akademik boyutu da çok önemli. Bilimsel çalışmalar çok önemli ve akademisyenlerimizin görüşleri çok önemli. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ömür Koçak'la da birlikteyiz. Ömür Hocam da yine manda yetiştiriciliği konusunda önemli çalışmalara imza atıyor. Bu konuda Türkiye'de bilinen isimlerden bir tanesi. O yüzden ona da aslında biraz Anadolu'nun bu değerli varlığının hikayesini soracağım, anlamaya çalışacağız. Hocam, şimdi manda Anadolu kültüründe önemli bir yere sahip. Miş diyorum çünkü eskilerde çok daha fazla varlığı varmış ama son yıllarda her ne kadar biraz bir artış olsa da ciddi şekilde bir kaybı uğramış. Değerini bilebiliyor muyuz mandanın gerçekten? Bizim öncelikle tarihimizi inceleyecek olursak 1980'li yıllara kadar manda şeyimiz 1 milyon civarındaymış. Sonra bu 80 binli sayılara kadar
geriledi. 2010 yılında devletin mandacılığa vermeye başladığı desteklerle beraber biraz da insanların doğal ve organik ürünlere olan talebinin artmasıyla beraber mandacılık tekrar canlanmaya başladı. Ama şu anki mevcut manda sayımız 180 bin civarında. Dünyada manda sayısının azaldığı yegane ülkelerden biri olduğumuzu söyleyebilirim. Bütün dünyada manda sayısı artıyorken bizde azalış sergiliyor. Bunun sebebi ne? Niye biz burada bir kan kaybına uğramışız? Buradaki aslında temel sebep sanayileşmeye bağlı olarak insanların hem şehirlerde yaşaması, insanları doğal hayattan koparıp bu tip ürünlere olan ilgilerini azalttı göreceli olarak. Ve bizde inek sütünden üretilen krema da kaymak olarak satılıyor. Şimdi iki tip kaymak var karşınızda. Biri 30 lira, biri 80 lira. İnsanlar ekonomik sebeplerle dolayı ilk başta 30 liralığa yöneldiler. Ama sonradan işte sağlık veya doğallık, hani bir köye olan özlemle beraber manda kaymağının daha güzel olduğunu hatırladık. Bu tereyağını tekrar hatırlamamız gibi oldu. Böylelikle bir mandacılık tekrar canlanmaya yüz tuttu. Ama tabii şu anki mevcut sayımızı düşünürsek çok gerilerdeyiz. Şimdi biraz tarihine de baktığımız zaman Anadolu mandaları Avrupa'ya da göç etmişler ve oradaki ıslah çalışmalarıyla hem verim tarafında ciddi bir artış yaşanmış, hem de verimin ötesinde o üretim katma değerli hale getirilip mozzarella peyniri hep verdiğimiz örnek, vermeye de devam edeceğiz. Çünkü demek ki bir şeyler başarılabiliyormuş. Bir dünya markası yaratılmış İtalya damgasıyla. Kesinlikle. Yani aslında elimizde çok kıymetli bir hazine var. Zaten Anadolu mandalarıyla İtalyan mandaları aynı kökenden gelmiştir. Zaten İtalya'ya başka gidecek bir yol yok. Mecbur Anadolu'dan gidecek İtalyanlar. Haçlı seferlerine kadar dayanıyor. Tabii oralara kadar dayanıyor. İtalya'da mandacılığı tek bir cümleyle kurtarmışlar. Mozzarella peyniri manda sütünden üretilir demişler. Ve bu mandacılığı inanılmaz canlanmasına sebep olmuş ve bunu katma değerli ürüne çevirerek, yani neredeyse bütün dünyada İtalya bu manda yetiştiriciliği konusunda ön plana çıkmış. Yani dünyada 100 milyondan fazla manda olmasına rağmen sayı olarak İtalya'daki 400 bin manda ıslah şeyle öyle bir dünyada kendinden söz ettiriyor ki, yani tüm mandacılık İtalya'dan sorulur gibi bir durum söz konusu. Algı da önemli burada değil tabii mi? Ama yani İtalyan mandası ile Anadolu mandasının tek farkı, İtalyanlar bu hayvanı ıslah etmek için çaba sarf etmişler ve bunun üzerinde emek vermişler ve bunu da korumak için bazı ufak düzenlemeler yapmışlar. Yoksa bizim Anadolu mandamızla İtalyan mandanın, yani aynı ahıra ikisinden de 10'ar tane koysanız kimse ayırt edemez. Peki ne yapmak lazım hocam? Yani siz geziyorsunuz, çiftlikleri de geziyorsunuz, manda üreticileriyle de bir aradasınız. Zaman zaman projeler de yapılıyor, biliyoruz bu anlamda çalışmalar da var. Bu iş nasıl daha iyi hale getirilebilir, daha büyütülebilir ve sürdürülebilir şekilde katma değerli üretim yapılır? Şimdi şöyle, TAGEM aracılığıyla Tarım Bakanlığı'nın halk elinde manda ıslahı projeleri var. Bu projeler mandacılığı canlandırıp bir ivme kazandırdı ve ileriye dönük bu şey yapacak. Ama ne kadar devlet destekleri de olsa ürünün bir pazar algısı önemli. Yani biz manda sütünden üretilen ürüne kaymağı ona desek, yani kaymak sadece manda sütünden üretilir desek, bu bile mandacılığın canlanmasına inanılmaz bir katkı sağlar. Çünkü inek sütünden üretilen şey aslında kremadır. Yani sadece kaymak ibaresini mandada bile kullanmak mandacılığın canlanmasına inanılmaz bir katkı sağlayacaktır. Yine ikisi de vitrinde satılsın ama biri krema diye satılsın, biri kaymak olarak satılsın. Bu bile mandacılığın canlanmasına katkı sağlayacaktır. Bir de işletme büyüklükleri, bizde işletmelerimiz küçük küçük. Hani böyle büyük zincirlere ürün vermek için büyük işletmelerin olması, büyük ağların kurulması lazım. Bunlar da zaman içinde artık ufak ufak böyle organizasyonlar veya manda ürünleri üreten süt işletmeleri ön plana çıkıyor. Bunlarla beraber mandacılığın önümüzdeki günlerde daha da çok canlanacağına inanıyoruz. Hele bir de Avrupa'nın yaptığı o kooperatifleşmeyi bir de başarabilsek, küçük işletmeler bile olsa 70, 80, 100 başlık, 200 başlık ama aynı anda 8-10 işletmenin bir araya geldiğini düşündüğümüzde ortaya 1500-2000 başlık bir aslında güç çıkıyor, ekonomik güç çıkıyor ama bunu başaramıyoruz. Kesinlikle.
Avrupa'da da aslında çok büyük işletmeler yok. Avrupa'yı dolaştığınız zaman binbaşlık işletmelerin sayısı çok az. Binbaşlık işletmeler Amerika'da fazladır. Ama aile işletmesi olmasına rağmen hepsi efektif bir büyüklükte. Kendileri iş güçlerini en iyi şekilde kullanarak, enerjilerini en iyi şekilde o işe kanalize ederek rentable bir işletme büyüklüğü yakalamışlar. Aile işletmesi tarzında. Tabii orada da aile işletmesi derken 80-100 başlık bir şeyi kendileri çevirmeye uğraşıyorlar ailecek ve bir ekonomi yakalamışlar. Mevsimle Tarım programının bu haftalık da sonuna geldik. Kameraman arkadaşım Cengiz Güven'le birlikte manda çiftliğini ziyaret ettik ve manda sütünün katma değerli hikayesini sizler için ekranlara getirmeye çalıştık. Siz de tarım ve gıda sektörüyle ilgili yorumlarınızı, önerilerinizi ve hikayelerinizi tarim@bloomberg.com adresine bizlere gönderebilirsiniz. Önümüzdeki hafta Andon'un farklı köşesinde yine üreticilerle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.